Türk milletinin bağımsızlığı için bu kanlı çarpışmalar sürerken Maarif Vekaleti bir milli marş yarışması açtı. Memleketin ve milletin genel durumunu yansıtacak olan bu marş için 500 lira ödül kondu. Yarışmaya 724 şiir katıldı. Devrin Maarif Vekili Hamdullah Sufi Bey'e göre böyle bir şiiri ancak Mehmet Akif yazabilirdi. Oysa Mehmet Akif kazanana para verileceği için yarışmaya girmiyordu. Hamdullah Sufi Bey 5 Şubat 1921 günü Mehmet Akif'e şu mektubu yolladı. Pek aziz ve muhterem efendim, İstiklal Marşı için açılan müsabakaya iştirak buyurmamalarındaki sebebin izalesi için pek çok tedbirler vardır. Zat-ı üstadanelerinin matlup şiiri vücuda getirmeleri maksadın husulü için son çare olarak kalmıştır. Asil endişenizin icap ettiği ne varsa hepsini yaparız. Memleketi bu müessir telkin ve tehiç vasıtasından mahrum bırakmamanızı rica ve bu vesileyle en derin hürmet ve muhabbetimi arz ve tekrar eylerim. Bunun üzerine Mehmet Akif şiirini yarışma jürisine gönderdi. Meclisin 26 Şubat 1921 günkü oturumunda Maarif Vekaleti Encümeni gönderilen şiirlerden 7 tanesini yarışmaya değer gördü. Meclisin 1 Mart 1921 tarihli oturumunda Mustafa Kemal Paşa'nın açış konuşmasından sonra karesi mebusu Hasan Basri Bey'in ve Maarif Vekili Hamdullah Supi'nin İstiklal Marşı ile ilgili olarak verdikleri takrire geçildi. Hamdullah Supi Bey bu görüşmelerde yarışmaya katılan şiirlerden Mehmet Akif Bey'in şiirini tercih ettiğini söylemişti. Meclisin 12 Mart 1921 tarihinde yapılan oturumunda milletvekilleri İstiklal Marşı'nın kabulü konusundaki görüşlerini açıkladılar. Başkan Doktor Adnan Bey. Bugün müzakeresini kabul edenler ellerini kaldırsınlar. Müzakere kabul edilsin. Bursa Milletvekili Muhittin Baha Bey. Söyleyeceğim sözlerin yanlış anlaşılmamasını teminen bir husustan bahsedeceğim. Milli marş ilan edildiği vakit ben de MİM imzasıyla bir marş yazmıştım. Musabakadan sarf-ı nazar ediyorum. Kütahya Milletvekili Besim Bey. Şiirlerin hakikisi halk arasında yaşar. Ismarlama olanlar yaşamaz. Bizim Cezayir marşımız müsabaka ile yazılmamıştır. Arada bir kuvvetli şiir olsun diye Mehmet Akif Bey'e yazdırdım. Çankırı Milletvekili Hakkı Tevfik Bey. Maarif Encümeni icabına bakmalıdır. Meclise taalluku yoktur. Bolu Milletvekili Tunalı Hilmi Bey. Mesele mühimdir. Bu şiir milletin ruhunda doğmamıştır. İstimal olunmamalıdır. Israr ediyorum. Bir encümeni edebiye havale edilmelidir. Hayır. Başkan Doktor Adnan Bey. Trabzon mebusu Celalettin Bey bir İstiklal Marşı yazmış. Okuması için takrir var. İzmit Milletvekili Hamdi Namık Bey. Bu meclis işi mi, encümeni edebi işi mi? Şiir ve sanat meselesidir. Bir encümen teşekkül etsin. Hamdullah Supi Bey. Ismarlama şiir halkın ruhuna tercümen olamaz sözleri yanlıştır. Şiir okunduğu zaman hepinizi müteessir görmüştüm. Kalpten başka miyar var mıdır? Burada 7 şiir var. Biri intihap edilsin. Başkan Doktor Adnan Bey. Akif Bey'in şiirini R'ye koyuyorum. Ekseriyetle kabul edilmiştir. Şiir tekrar okunsun. Tekrar okunsun. Madem ki marş kabul edilmiştir, ayakta dinleyeceğiz. Marşın ayakta okunmasının kabulünden sonra kürsüye gelen Abdullah Supi Bey, İstiklal Marşı'nı büyük bir heyecanla okudu. Kahraman ordumuza, korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak. O benimdir, o benim milletimindir ancak.